Evet, yürüyüşümüze başladık. Geldiğimiz yerden buraya. Eğer yanlış hatırlamıyorsam buradan oraya gidiş geliş 2 saat gibi bir süre olması lazım. Oldukça da zorlu bir yürüyüş. Bakalım, inşallah hedefe ulaşacağız. 4.8 kilometreymiş. Oh ne? Eyvah eyvah. 4.8 kilometre. Evet. Aynen. Ne dedin artık? Hadi bakalım. Nasıl ya? Şu anda yarı yolda mola vermiş durumdayız. Gördüğünüz gibi aşağıdan yukarı çıktık. Belki de 800 metresine anca geldik. Adamın iflahını kesiyor burası. Resmen böyle 3 defa böyle tırmanacakmışız. Yol zaman içerisinde bir düzeliyor. Gördüğünüz gibi burada çartayı çekmiş vaziyetteyiz. Fakat işin en acı tarafı, bizden çok daha yaşlı insanlar çıkıyor. Biz burada 3 tane genç hesapta geberdik. Buradan sonra tekrar yola devam edeceğiz. Yürüyüşümüz devam ediyor. 2 tane çok dik tepe tırmandık. Şimdi ikincisinin üzerindeyiz. İnanılmaz derecede zorlu bir etap. Toplam belki 4800 metre. Ben öyle bir yer olduğunu bilseydim, buranın daha düz ve yaklaşık sanki 2 kilometrelik bir alanmış gibi algılamıştım. Demek ki yanılmışım. Böyle gördüğünüz gibi her yer kayalık. Çok dik yamaçlarda çekmedim bunu. İnsanın gerçekten nefesi kesiliyor çıkarken. Şimdi yol düzleşti. Bir de karşıdaki gördüğünüz gibi tepe var. Yukarıda da insanlar var. Son olarak o etabı tırmanacağız. İnşallah ondan sonra hedefe varacağız. Bu arada saat 6'da Hisepotu'ndan feribot var. Feribottan yer aldık. 1100 kron motorlarla birlikte. Eğer feribotu kaçırırsak yarın saat 12'de var tekrar. 12'ye kadar buralarda takılmak zorundayız aşağıda. O yüzden şimdiden yerimizi ayırttık. Saat şu anda 2.30-2.45 civarı. İnşallah saat 6'ya kadar inmiş oluruz. Biraz zor gibi görünüyor ama bakalım, inşallah becereceğiz. Gençler, Çeyrak çok uzak, yürümeseniz de olur. Yani bir tane kaya için 4-4.5 kilometre gidip 4.5 kilometre geri gelmek hiç manalı değil. Yani bir kaya için bu çile çekilmez. Hele sonrasında motosiklet falan sürecekseniz hiç çekilmez. Biz bu yola girdik diye devam ediyoruz. Burada bir sürü insan var. Tabii Norveçlilerin doğa sporu yürüyüş olduğu için onlara koymuyor. Ya da spor yapan, vücuduna iyi bakan Avrupalılara da koymuyor. Ama biz gibi çok fazla spor yapmayan insanlar için çok kolay şeyler değil. Yani 4.5 kilometreyi yürümeyen adamın tırmanarak 4.5 kilometre ilerlemesi biraz abesle iştigar. Ama şimdilik iyi gidiyor. Nerelere geldik ya?
Dağın tepesinde göl var bak. Çok güzel değil mi? Göl. Hala yürümeye devam ediyoruz. Feribot işini çözdük. Lise botundan Sognesand'a, yani Preikestolen'in aşağısına giden bir feribota bineceğiz. Arayıp önceden biletleri rezerve etmek gerekiyor. Çünkü her feribotta motosikletlerin konulabileceği belli bir kapasite var. O kapasiteye ulaşırsa gemi, o zaman siz orada beklemek zorundasınız. Ayrıca bugünkü son feribot akşam 6'da. Bir sonraki feribot da yarın 12'de. Dolayısıyla mecbur o feribota binmek zorundayız. Saat şu an 3. Biz yolun, yani gidiş yolunun 3'te 2'sini tamamladık. 3'te 1'i kaldı. Bir de dönüşü var. Umuyorum gemiye yetişeceğiz. Buçuk kilometre varmış çeyreğe daha. Abi 2,5 kilometre var diyor. Dönüş yoluna geçtik gidemeden. Çünkü vaktimiz yetmeyecek. Feribot saat 6'da. Git gel. En az 3-4 saatimiz kaybolacak yolda ve o zaman feribota yetişemeyeceğiz. Feribotu ödemiş bulunduk. Feribotu ödemiş bulunduğumuz için de onu da iptal edemiyoruz. Ancak yarın alabiliyoruz. Yarını alınca da yarın saat 6'daki gemiyle değiştiriyorlar. O zaman yarın akşam 6'ya kadar buralarda ne yapacağız? Dolayısıyla en mantıklısı burayı es geçmek diye karar vermiş bulunmaktayız. Karnımız da acıktı. Beni takip etmeyin, bu yolun ucu hiç hoş yerlere çıkmıyor. El kaldır. Binecek vardı. Birine bir şey olmuş herhalde. Ambulans, helikopter gidip almış. Çok oluyordur burada. Düşen, ayağını kıran, kolunu kıran. İşte hükümetin buna çare bulması lazım. Çok oluyordur. Bulmuş işte ya, helikopter koymuş adam özel buraya. Daha ne yapsın sana? Teleferik yapmışsın bana. Kişi başı bir tane şey, dağcıyla mı göndersin herkesi? Park yerine yaklaştık. Ya da son tepedeyiz artık. Buradan inince park yeri. Evet. Çeyrek'i göremeden gidiyoruz. Abi biz çıkıp inemiyoruz. Şu güzelim dört ayaklı koyunlar yaldır yaldır çıkıyor. Nasıl olacak bu iş? Lise botundan aşağıya doğru iniyoruz şu anda. Motosikletler için park yeri fiyatı bir şeysi ödemedik, ücreti ödemedik. Çünkü ücretsizmiş bugün. Bizi durdurup para almadılar. Araçları vesaireleri durduruyorlar, para alıyorlar. Bizi durdurmadılar. Biz de dümdüz geçtik. Madem sen beni durdurmuyorsun, ben niye sana gelip de zorla para ödeyeyim mi diye sorayım diye düşündük ve ödemedik. Şimdi Lisa botundan aşağıya doğru iniyoruz. Saat şu anda 4.30. Kaldı 1.5 saatimiz feribota. Gördüğünüz gibi yol burada. Motorlar, inen çıkan motorlar. Çok güzel yol. Bir drone'un olacak. Şöyle karşıya koyacaksın. 10 dakikada aşağıya inebiliyor muyuz bilmiyorum da. Aşağıya inerken
O seni çekecek. Sen de buradan ineceksin. Çok güzel olurmuş. Ne diyorsun abi? Keyfini çıkara çıkara böyle böyle ineceğiz. Buralarda bir yerde yaşıyor olsak vesaire, böyle biraz şov amaçlı, hani hızlı iniş çıkış gerçekleştirilebilir ama burada yaşamıyoruz. Buraya bir daha kim bilir ben ne zaman çıkacağım. Dolayısıyla en mantıklı olanı buraları göre göre, hissede hissede inmek. Yoksa sadece adrenalin hissederek dönersek başka hiçbir şey hissedemeyiz. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Hobala, hobala, hobala. Şu arkamızdakini salalım mı gitsin? Sağ sinyal ver, gel sağdan sen, yavaşlayalım biz. O bu geçsin. Hadi artık geç de sen. Nasıl virajlar? Sinyalin yanıyor. Şimdi yaktık ya, sağ sinyal verdik ya geçsin diye. Abi pulpit raka 2 saat gidiş 2 saat geliş dedi kadın. Konuştuğum kadın. Şimdi bu feribot yaklaşık 2 saat sürecek dedi. 2 yerde duracak. Buraya gelmeden, yani biz buraya gelmeden önce iki başka yerde durduk dedi. Oralarda inmiyoruz feribottan dedi. Muhtemelen bizimki de öyle olacak. Feribottan inmeyeceğiz sadece. Feribot oraya yanaşacak, inenler inecek vesaire. Biz devam edeceğiz gibi. Sonra 2 saat sonra o karşıya varmış olacağız. Oralarda kamp alanları var. Oralarda kamp alanlarına bakacağız artık inince. Saat zaten 7.10, bilmiyorum 7.10 kaçtı. Aynen öyle, yarın sabah kahvaltı şeyini hallettikten sonra saat 5'e çeyrek var. Feribota kadar biz bir yemek işi çözersek sizin için de iyi olur. Yoksa feribotu da bekleyebiliriz bir şeyler yemek için. Havanın sıcaklığına bak ya, bu kadar yüksekteyiz, 22 derece hava. 21,5 diyor motor. 22 oldu bak. Kim bilir aşağısı kaç. Vallahi dön bitmedi be. Daha da döneceğiz. Daha da yarısı bile değil herhalde. ...1.1 kilometrelik tünel varmış. Tünele gel. Abao. Fazla gürültü yapsak kaya düşer mi tepemize?
Fazla gürültü yapsa kaya düşer mi tepemize? O herhalde karşıdakiler için durdu. Yol dar ya, beklemek zorundur. Taş içine oyma. Hop güneş. Vay vay, manzaraya bak. Hemen hop.